Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz tekva ile ilgili hadis-i şerifte muhteremler. Tekvalık yani. Bir insan imana geldi mi o kimseye mümin deniyor. Müminlerin tabi dereceleri var manevi açıdan. Biri mümini fasık deniyor. En alt derece bunlar. İnancı var, imanı var, bunu koruyor ama İslam'ı yaşayamıyor, haramdan sakınamıyor. Bunlara mümini fasık deniyor. Bu gibi kimseler son nefesinde imanlığa gidebilirlerse Allah'ın izniyle, tabi hesaba çekilecekler. Günahı neyse cezasını görecek. Ancak ondan sonra cehennemden çıkabilecekler. İkincisi ki bugün konumuzun ana temeli bu. Mümine müttaki yani tekva sahibi müminler. Tekva vikaye mastarından geliyor. Allah'tan korkma, korunma, sakınma anlamına geliyor. Bir kimse tekva üzerinde bulunursa o kimseye müttaki deniyor. İttika, iftal babından geliyor istifade olarak. Bu müttakilerin de üç dereceleri var. Birinci dereceleri her türlü şirkten sakınan korunanlar. Yani Allah'tan başka hiçbir varlığı Allah-u Teala'ya eş ortak koşmayanlar. İnançlarında, tevhidde ihlaslı, samimi olanlar. İkincisi bütün farzları yapanlar, sünneti işleyenler, haramdan sakınanlar, hatta mekruhtan sakınanlar ve hatta şüpheden sakınanlar. İkincisi, bu tabi daha Allah katında kabul edilen bir şey. Üçüncü sınıf müttakiler ise, onlar biraz tabi bizden çok yüksekte onlar, veliler yani bunlar ki, bunların kalbinde Allah'tan başka bir şey bulunmaz. Hazreti Ali'ye sormuşlar, ya Ali demişler, tekva ne demekmişler, tekvalık. Kale Ali'nin şu cevap veriyor, hiye et tekva, o tekvalık şu anlamına geliyor diyor, el havfü minel celil. Hazreti Ali'nin böyle fesahati, veciz konuşmaları çok önemlidir. Buna da cevabı çok böyle vicdanı bir cevap veriyor burada. Az kelimeyle çok şey anlatıyor. Şöyle buyuruyor. Tekvalığı el havfu minel celil. Celil Allah'tan korkma. Mevla celal sahibidir. Tekvalığın başı Allah'tan korkma. Vel amelü bit tenzil. Ve tenzile amel. Tenzil bize inen Kur'an-ı Kerim'le amel etmek, yaşamak buyuruyor. Vel kanaati bil kalil. Aza da kanaat etmek. Vel istidadü liyemir rahil ve gidiş günü olan ahirete hazırlanmak buyuruyor. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaatimiz hadis-i şeriflere. Birinci hadis-i şerife başlıyoruz. Bunu Tirmizi, Tabrani, Hazreti Enes'ten rivayet ediyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İttekillâhe haysümâ künteh. İttekillâhe Allah'tan kork buyuruyor Peygamber. Allah korkusu. Haysümâ künteh. Ne halde olursan ol. Hastayken de, sağlığında da, ayakta da, otururken de, dar zamanda da
geniş zamanı da, nerede olursan ol, her bir halükarda Allah'tan kork, buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Allah korkusu aslında bir makam bu. Evliya makamlarından bir makamdır Allah korkusu ile cehalü. Bu korku azamet korkusu. Yüce Mevla'yı bilenler onun azametten korkarlar. Yani Allah-u Teala'ya isyan etmekten korkarlar. Yüce kudu azamet. Mesela bizler güneşe bakamıyoruz buradan. O kadar uzak güneş bizlere. Bizim gözümüz güneşe bakmaya güç yetiremiyor. Güneşe bakamıyor. O güneşi yaratan, ona o enerjiyi veren, o güneşi dilediği gibi gezdiren, döndüren kudret azamet. Tabii güneş hiç kalıyor. Ondan büyük yıldızlar var. Daha güçlü yıldızlar var. Böyle galaksiler var. Gerçekten Allah'ın azamet kudreti, yani sınırsız bir kudret azamet. Bunun için kul her zaman aczini bilmeli. Yani aciziz, zayıfız. O kadar kul aciz ki aziz cemaatimiz, mesela beyine giden bir kılcal damarda bir çatlama oluyor, beyinde bir kanama oluyor, insanlığı gidiyor işte. Yani bilinç, bilinç hepsi gidiyor kişiden böyle. Bir sinir sisteminde arıza oluyor, yok efendim elde ayakta bir arıza oluyor, insanlığı gidebiliyor. Veyahut şerif devam ediyor. Ve bi seyyetel hasenete temhuha. Bir seyyiye işlediğin zaman hemen arkasından bir hasene yap, ona tabi kıl ki o hasene, o seyyiyeyi mahvetsin, gidersin. Burada iki kelime geçti. Hasene ve seyyiye diye. Hasene sözlük olarak güzellik anlamına gelir. İsim de takılır bu. Hasendir ama aslında Hasan değil. Bizler sat ile Hasan kullanıyoruz. Hasan başka anlamaya geliyor. Husundan geliyor. Aslında sin ile Hasendir. Hasan, hüsniyet güzellik anlamına geliyor. Seyyiye de çirkin, kötü anlamına geliyor. Yani buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, bir seyyiye, yani kötü bir iş yaptığın zaman, gerek bir günah işlemek, gerekse bir kalp kırmak, bir hata yapmak, her neyse, bir kötü iş yaptığın zaman, hemen onun arkasından bir hasene, güzel bir şey yap bu Peygamberimiz işte. Namaz kıl, Kur'an oku, tevbi istiğfar eyle, Allah'a zikreyle, sadaka ver, hemen bir şey yap ki, neden? Temhuha. O hasene, o ibadetin güzelliği, sevap, o günah gidersin. Yani daha doğrusu, hasene sevap, seyyiye günah anlamına gelir. Bunlar, ikisi birbirinin tam zıddı. Sevap ile günah, birbirinin tam zıttı. Mesela örnek verecek olursak, su ile ateş gibi birbirinin zıttı bunlar. Ateş üstün gelirse suyu mahvediyor. Mesela sobada kömür, dolu kömür yanıyor. Tam soba kızgın bir halinde. Bu sobaya azıcık su dökülürse hemen su buhar oluyor. Yani mahvoluyor, gidiyor. Su özelliğini kaybediyor. Ama eğer su üstün gelirse, su fazla gelirse, ateşi söndürüyor, onun üstüne gideriyor. Bir zıttı bunlar. Demek ki sevap ile günah da bunların gibi muhterem cemaatimiz. Bir günah işlediğimiz zaman hemen ara vermeksizin hem arkasından bir sevap işlersek, işlediğimiz sevap da
o günahı giderecek güçte ise hiç günah yazılmıyor defterimize, onu gideriyor bakmadı. Bunun için elimizden geldiği kadar demek ki bir sevap işlemeyi terk etmeyelim. Mesela kişi yolda giderken erkek olarak bir çıplak kız hanım gördü gözü. Kişi ne yapması gerekiyor anda? Ya estağfurullah azim birkaç sefer söyler. Ya kelime-i tevhidi la ilahe illallah la illallah veya da sübhanallah sübhanallah gibi bir şey kişi derse, bu yaptığı sevaplar da candan samimi olursa, yani günah işlerken ne derecede nefsi bir bundan pay almışsa, hoştan lezzet almışsa, bu yapılan ibadetten de ruhsal açıdan daha fazla zevk alacak şekilde yaparsa, elhamdülillah hiç günah yazılmıyor, onu mahvede gideriyor. Ve halikün nase bi hulukün hasenin. Ve buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü buyuruyor. İnsana karşı da iyi bir ahlak ile muamele et insanlarla. Demek ki insanlara kim olsa olsun insanlara karşı öyle ondurulu, kibirli olmama gerekiyor. Asık surat olmama gerekiyor. Elden gelen kadar insanlara karşı selam vermek, hal hatır sormak, işte güler yüzlü olmak, iyi hale davranmak gerekiyor. Bu da nedir bakın? Bu da üç şey var aziz cemaatimiz. Bir, kul önce her ne halde bulunsa bulunsun, Allah unutmayacak, o azamet sahibi Mevla'dan korkacak. Yani Allah'a karşı kul günah işleyemeyecek o durumda. Kul bilecek ki Allah Teala beni görüyor, biliyor. Şu evrende, alemde bir tek zerre başıboş değil. Mülkiyet Mevlamızın. Egemen hakimiyet Mevlamızın. Her şey onun gözetim tasarrufunda. Her bir zerre. Kul buna binince ne olacak? Kul her halükarda, evinde, çarşıda, iş yerinde, her halde yer. Kul ne yapar? Allah'tan korkar. Ona karşı edepli olur, saygılı olur, günah işleyemez. İkincisi, bütün bunlara rağmen kul yine de bir günah işlerse ne yapacak? O günah orada durmayacak. Hemen pişman olacak. Bunun akabinde, sonucunda hem pişman olacak kul, tevbe edecek, işte Allah'ı zikreder, elham okur, ihlas okur, mümkün iki rekat namaz kılar. Yani yaptığı kulun hatası ne derece ise o hatayı geçecek, onun daha güçlü birisi yapması gerekiyor. Üçüncüsü de sosyal davranışlar, toplumsal olarak da Müslümanların tabii daha iyi huylu olması gerekiyor az cemaatimiz. Yani İslam düşmanları Müslümanları kaba görmemeleri gerekiyor Müslümanları. Şimdi örnek vermek gerekirse, Mısır'ın fethine Hazreti Ömer'in zamanında başladı. Kumandan Hazreti Amr bin Has Hazretleri. Askeri adama. O zaman Mısır Romalı elinde. İskenderiye zamanı başşehri Mısır'ın ellerinde. Önce bir küçük kasabayı fethetti, kaleyi fethetti. Akşam üzeri. Kumandan baktık ki şimdi fethi tamamlandı. Akşam artık olmuş. Askerin erzakı yetersiz. Bunlara biraz gıda maddesi lazım. Erzak lazım bunlara. Ne yapacaklar? Halbuki bir şehri fethetmişler. Yani düşmanlara göre işgal etmişler bir şehri. Dilediğini alıp alabilirler. O gün kurallara göre. Ne yapıyor başkomuta bak muhteremler? Üçer kişilik heyet yapıyor. Bunlara şöyle talimat veriyor. Gidin, bakınız. Hangi ev
daha biraz gösterişli büyük yapıdaysa, yani daha varlıklı bir görünümdeyse hangi ev, kapıyı bir çalın, kendi bekleyin. Ev sahibi çıkınca önce özür dileyin. Rahatsız etti dedi. Ondan sonra sorun, eğer onların çoğu çocuğundan fazla yiyecek gıdaları bir şey varsa, burada bunun değeri neyse verip alacağız diye. Heyette dağılıyorlar, büyük binalara gidiyorlar. Şimdi bir de yöre halkına baktığımız zaman, yöre halkı daha önceden Roma işgalini görmüşler. Romalılar Mısır'a girince asmışlar, kesmişler, ırz namus kalmamış, kadınların iffeti kalmamış, her türlü soygun yapmışlar, barbar yapmışlar Romalılar. Şimdi Araplar tarafından da onlara göre bir işgale uğramış durumdalar. Bütün kasaba halkı evlerine çekilmişler, ışıklarını söndürmüşler, ana, baba, çoluk çocuk bir araya gelmişler, sarılmışlar, ağlaşıyorlar. Acaba biraz sonra ne olacak halimiz bakalım? Baskın mı olacak? Kadınları götürecekler mi? Asıp kesecekler mi? Bunlar ne olacak acaba? Bir korkuyla bekleşiyorlar. Bakıyorlar biraz sonra bir kapı yavaş 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 mı? Tekme değil. Parmak ucuyla hafif bir kapı çalınıyor. Ev sahibi, ev reisi korkar çıkıyor. Acaba bakayım ne olacak? Bakıyor üç kişi ama yandırıyorlar. Eve bile bakmıyorlar bile. Önce özür diyorlar. Bak bu saatte gece rahatsız ettik. Özür dileriz önceden. Adam Allah'a bir rahatlıyor şey. Nefesli bir damarda gevşiyor kişi böyle bir. Kalbimiz duruyor. Hayrola efendim. Evinizde eğer çoğu çocuğunuzdan fazla bir gıda maddesi varsa, ekmek, hurma ne varsa, burada bu neyse geçer değeri para vermek şartıyla almak istiyoruz. Ama fazla varsa. Tabi madem rahatlığı kişi korkarak çıkmış, ne olacak, başı yani koltuğu altına almış, çıkmış, efendim ne istedim vereyim? Yok olmaz. Bak fazla varsa vereyim. Tabi evdekiler bekliyorlar, babaları bakalım ne olacak acaba? Anlamıyorum ne olduğunu. Bakıyor babalar geliyor, babalar güler yüzlü, sevinçli geliyor babaları. Ne oldu baba? Durum böyle böyle ya. Bunlar melek insanlar bunlar. Verelim şunu verelim. Para isteyeyim mi? Hayır, almayız baba. Şimdi sabah oluyor, yöre halkı, yani işgal uğramış halk güya, kenarda görüşüyorlar, işte akşam bana bir üç kişi geldi, bana da geldi, bana ne yaptı, böyle böyle yaptılar, ne insanlar bunlar ben, acaba bunların inancı, din ne bunların acaba bu şekilde? Bakıyorlar, günde beş vakit namaz kılıyorlar, tebliğ getiriyor, ezanlar okunuyor, halk kendiliğinden İslam'a geliyor, bakmıyorlar, geliyorlar efendisi. Ve İslam ordusuna katılıyor gençler, katılıyorlar, oruç gibi bakın muhteremler. Bunun için demek ki Müslümanlar bu sosyal yaşantılarında çevrede örnek olmamız gerekiyor Müslümanların. Öyle kabalıktan olmaması gerekiyor. İkinci hadis-i şerife geçiyorum inşallah. Buna Tirmizi rivayet ediyor. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri İttekil meharime tekün abeden nasi. Hep yani tekvalı koruma konuyu alışlar. İttekil meharime. Meharim haramın çoğulu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, haramlardan sakın korun. Her türlü haramdan, yani günahtan iyice sakın korun. Bu itteki burada emirdir. Her emirde bir şart vardır. Yani emir şunu yap. Yaparsa ne olacak anlamına bunun bir karşılığı var. Karşılığı şu. Tekün abeden nasi. İnsanların en abidi olursun. Abid, insanların en ibadet edicisi olursun. Bakın buna ne çıkıyor şimdi? Şu anlam çıkıyor burada. Demek ki bir günahı terk etmek, haramdan sakınmak, o da bir ibadet. Neden? Farz çünkü. Farz namazı nasıl ibadet ise, Ramazan orucu nasıl ibadet ise,
hac ve ömre nasıl ibadet ise, bir haramı terk etmek, ondan sakınmak, bu da aynı derecede bir ibadet sevabı kişiye geliyor muhtemelen bakın. Yani bir insan bir gözünü sakınsa, harama bakmasa, kişi konuşurken aman yalan söyleyeyim de kişi özensiz dikkat etse kendisine, haramdan sakın, yalana sakınsa, kişi dini gıybetten sakınsa, yani kişiye her anda sakınsa, nedir bunlarda bir ibadet olmuş oluyor. Hatta öyle sevapla ibadetler var ki, kul yani insan dünyada bunun farkında değil. Mesela bir kişi namaz kılıyor, namaz kıldığını biliyor. Hatta ne diyoruz çıkınca? İşte Allah kabul etsin diyoruz. Bu ibadettir, kul bunun bilincinde. Fakat öyle ibadet var, kul bunun farkında değil ama. Farkında değil bunun işte. Kişi giderken yoldan mesela, gözünü bir yönde yumdu kapadı, bir yana baktı. Bir alışveriş yapacak mesela, yalan sözü işi olacak. Ama yalan söylemiyor, Allah'tan korkuyor orada. Yalan şahitlik yapmıyor. Hatta kişi kendi aleyhine bir ceza geleceği halde, mesela kişi kırmızıda geçti. Kırmızıda geçti. Tabii yakalandı, iler yakalandı. Kişi evet geçtim bunu diyebilirse, bunu da haramı söylemese, gerçi dünya olarak biraz tabii ceza kişi belki verecek ama, fakat burada bir yalandan kaçma var şimdi. Haramdan kaçma var. Kişi burada o kadar bir sevap alıyor ki, insan bunların farkına varamıyor dünyada. Ne olacak bunlar? İşte bunların mahşerde mizana, yani teraziye konacak muhtemelen bakın. Böylece. Neler var, neler var bu şekilde böylece. Verulda bima kasemallahu leke. Ve hadis-i şerif devam ediyor. Allah'ın sana taksim ettiğine de razı ol. Verulda bima kasemallahu leke. Allah sana taksim ettiğine razı ol. Mevlamız bütün ne kadar varlık varsa hepsinin rızkı ayrı ayrı yazılmış. Kuşun başka, balığın başka, keçinin başka, şunun tavuğun başka, insanın başka, farklı farklı. Böyle böyle dilemiş. Yunus Emre'nin bir sözü var bu konuda. Şöyle buyuruyor. Kimi attas libas giyer, şükrü bize aba düştü diyor. Demek ki taksime razı oluyor. Razı olmayacak. Yani kimsenin malında, işinde kimsenin gözünün kalmaması gerekiyor aziz cemaatimiz. Yani hasetliğin kesin olarak kaldırılması gerekiyor. Neden? Allah böyle taksim etmiş. Rabbim kine baş yetenek vermiştir. O kişi Allah'ın verdiği yetenek ile daha çok çalışır, daha çok koşar, daha çok malı olur. Öylesi lazım ama. Toplum işi o da lazım. Nakdirci de lazım, ziraatçı da lazım, fırıncı da lazım, değirmenci lazım, market de lazım, memur da lazım, işçi lazım bu türen böyle. Allah Teala insanları böyle farklı yaratmış ki toplumsal denge düzen sağlaması için. Bize ne kalıyor burada? Allah'ın bu taksimine razı olmamız. Tekün eğlenen nasi, insanların en zengin olursun bir peygamberimiz. Demek ki bir insan haline razı olsa, evet karşıdaki daha fazla gıda tüketebilir, daha lüks tüketim yapabilir. Bu diğer kişi mesela daha hafif gıda, ucuz alır. İşte buna razı olma gerekiyor. Razı olma gerekiyor. Bir de tabii yararı bakımından kul hangisini bilemez. Ve ahsin ila carike tekün müminen. Hadis devam ediyor. Komşuna da iyilik et. Komşu hakkı çok büyük muhteremler. Girmeyeceğim o konuya. Peygamberimizin
Aleyhisselam Hazretleri'nin iki komşusu vardı Peygamberimiz Allah'ın Resulü'nün Mekke'de. Biri bir tarafında, biri bir tarafında. Biri Ebu Leheb, Peygamber amcası. Öbürü Ukbe bin Ebi Muayd deniyor. Öbürü komşu, iki komşu. İkisi de Peygamberimizin en azı düşmanı ikisi de. Bak muhtemelenler. Ne yapıyor bu iki komşu Peygamberimize? Abi buyurun bakınız. Hayvanlarına göre pisliğini getirin. Peygamberimizin eşine, kapı eşine koyuyorlar. Bak muhtemelenler. Hatta bazen tuvaletlerine bir kaba yapıyorlar da getir bunu Peygamberimizin eşine döküyor bak muhtemelenler. İki komşu Peygamberimizin böylece. Bunun için komşu hakkı tabi çok büyük be, çok büyük. Yani komşuya kişiden zararı gelmemesi gerekiyor. Günümüzde bu televizyon meselesi azı cemaatimiz, mesela apartta oturan kişiler bazı çok açıyor. Alttaki kitabından rahatsız oluyor. Hastası vardır, uykusuzdur, vardiya çalışıyordur, uyku saati başkadır. Her neyse, ya kişinin beyni yorulmuştur, bir dinlemek isteğiminde kişi, öbürü açıyor, fazlası açıyor böyle. Bu kulak hakkına giriyor, komşu hakkına giriyor az cemaatimiz. Yani Allah katında çok sorunlu bir şey böyle, gürültü yapmak da. Dikkat etme gerekiyor, komşu hakkında kaşıma gerekiyor. Ve hadis devam ediyor. Nasi mahtub nefsik. Ve ehibbe linnasi, insanlar içinde sev iste mahtub nefsik. Kendi nefsin için ne istiyorsan insanlar içinde onu da iste. Her insana ama. Herkes öyle olsun. İnsan ne istiyor? Tabii önce istediğimiz şu azı cemaatimiz ebedi cennet istiyor. Hepimiz istiyor cennet için bence. Çünkü kişi dünyaya nereden bakarsa baksın, dünya çok geçici. Böyle akarsu gibi, esen yel gibi, bu zaman birimi çok çabuk geçip gidiyor. Günler, hafta, aylar, daha dün Ramazan gelecek, Ramazan beklenirken, Ramazan da geldi, bayram da geldi, Kurban Bayramı geldi, geçti de. Yani bu zaman birimi hızla geçip gidiyor. Hiçbir şey kalıcı değil dünyada. İnsan yaşlanıyor, hastalanıyor, ölüm var, doğanlar var. İnsan dünyaya hangi açıdan bakarsa baksın, insan dünyada kalıcı değil. Nedir kalıcı ebedi olan? Cennet. İşte ne gerekiyor? Keşke insanların hepsi imana gelseler. Allah'a inansalar, Peygamber'i tanısalar, Kur'an-ı Kerim yaşasalar da, imana gelseler de, hem dünyada bir nevi cennet olur dünya. Hazreti İmam Hazreti Efendimiz muhteremler, bir gün bir alacaklısına gidiyor. İmam Hazretleri önce ticaretle meşguldü. Bir Yahudi'den alacağı varmış. Yahudi'ye alacağının vakti gelmiş, geçmiş, onu hatırlatmaya evine gideyim diyor. Yahudi'nin oturduğu sokağa girince, o gün de yağmur yağmış, eski orta bir toprak, yağmur yağınca çamur olmuş. Hazreti İmam Hazreti Efendimiz'in ayağı bir kayıyor, eliyle abanıyor, düşmem yere diye, ama eli çamurlanmış, avucu çamurlanmış. Kendini kalkıp alamıyor kendini, bu defa o yadının duvarına tutunuyor, oradan destek alıp ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor, bakıyor, avucu çamurlanmış. Duvara bakıyor, dokunun tutunduğu yer, avucunun çamur, duvarda çamurlamış. Bakıyor Hazreti İmam-ı Azam, Yahudi evini daha yeni de boyamış. Eyvah, bak bu evini boyamış, ben şimdi buna zarar verdim. Kul hakkı, kim olsa olsun, kul kuldur.
Ben buna zarar verdim diye. Cebinden çakısını çıkarıyor. Hafif çamuru kazayım da diyor. Bu zararımı gidereyim bakayım diyor. Hafif kazayım diyor ama bu defa daha diş büyüyor. Boyayı kazıyor bu sefer. Boya çıkıyor bu sefer. Bakıyor daha fena oldu. Üzülüyor. Gidiyor kapıya. Kapıyı vuruyor. Yağdır çıkıyor. İşte ya Eba, ya Numan, işte borcum şu. Tabi borç şeyinde o. Diyor ki İmam-ı Azam, dur arkadaş dur bakalım. Borç dursun bakalım. Ondan daha önemli mesele var. Ne var? Bak gel göstereyim diyor. İşte ayağım buraya kaydı. Kalkamadım. Destek almam gerekti duvardan. İşte duvara böyle çamurladım. Onu kazırken boyayı kazıdım. Önce gel bunun helalını yapalım. Hesabını yapalım. Neyse ben sen parasını vereyim. Bunun hakkı helal et. Ondan sonra o konuyu konuşuruz. Yani çıkıp bakıyor şu duvara. Gerçekten bir avuççu kadar ama fazla değil tabii. Kazınmış bayağı. Alttaki çamur sıva çıkmış meydana. Diyor ki ya Numan diyor. Bunu ben görmedim. Burada kimse yok yolda şu anda görmemişler. Neyse sen bunu bana söylüyorsun. Böyle kapanı giderdi bu. Evet sen görmedin. Kimse görmedi ama Allah gördü bunu diyor. Bu bir kul hakkına giriyor diyor. Ben sen duvarına zarar verdim diyor. Allah bunu gördü biliyor. Kul hakkına giriyor diyor. O zaman Yahudi'de bir değişim var muhteremde. Yani Allah gördü bunu. Allah bunu biliyor. Kul hakkına giriyor deyince Yahudi'de bir değişim oluyor. Ya Numan diye. Geç oturalım. Orada helalaşalım diye. İçeri giriyorlar. Numan diyor. Hakkımı ederim sana ama diyor. Senin bir ricam var diyor. Söyle bakalım. Ben de Müslüman olacağım diyor. Demek ki böyle bir dine mensupsunuz sizler diyor. Bakın. Allah inancı. Allah var bir. Her şeyi görebiliyor. Ben Yahudiyken kul hakkından sakınıyorum sen diyor. Orada Yahudi kendimize getiriyor. Müslüman oluyor muhtemelen bakınız. Hadis devam ediyor. Vela tüksürü dihke. Fazla gülme peygamber. Fazla gülmeyiniz peygamber. Dihke. Şimdi üç türlü gülmek var. Birine tebessüm deniyor. Türkçe'de tebessüm, Arapça tebessüm gene deniyor. Bu nedir? Gülümseme. Yani ağzı açmadan, ses çıkmadan hafif bir tebessüm ve gülümseme. Buna tebessüm deniyor. Peygamberimiz bunu yapardı Aleyhisselam Hazretleri. Tebessüm yapardı. Ve bu tebessüm İslam'da güzeldir. Makbuldür böyle. Tebessüm etme. Ve bu tebessüm namazda da olsa namazı bozmuyor. Bir kimse namazdayken aklına bir şey gelse, gelmemesi gerekiyor ama gelse, kişi bir olayla karşılaşsa namazda, ağzını açmadan, ses çıkmadan kulda bir gülümseme, tebessüm hali olsun, namazı bozmuyor bu. İkincisine dıh deniyor, dıh Arapça. Yani gülme aramda. Nedir bu gülme? Bunda ağız açılır ve bunda bir ses çıkar, harfler çıkar bunda. Ses çıkar bunda. Bu tabii namazı da bozuyor muhteremler. Bir de kahkaha var. Arapça'da kahkaha, Türkçe'de kahkaha. Kahkaha şimdi tebessümde hiç ses yok. Hafif dudaklar ayrılıklanıyor. Gülmede kul kendi sesini duyuyor ancak. Yani duymuyorlar. Kahkahada yanakı duyuyorlar, gülmeyi duyuyorlar. Bir insan namazda kahkahayla gülerse, yani sesi başta duyarlarsa hem namazı bozuluyor hem abdesti bozuluyor muhteremler. Şimdi bu tabi buradaki konu namaz ilgi değil bu konu buradaki konu şimdi. Hadis-i şerif. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, vela tüksiril dıhke, çok gülme, çok gülmeyin. Feinne kesetel dıhke tümitül kalbe. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür buyuruyor. Demek ki çok gülmek kalbi öldürüyor. İnsanlar şimdi ne yapıyorlar? Güldürücü. Bazı şeyler arıyorlar. Televizyondan, sinemadan, buradan. Efendim işte çok güldürülebiliyor, çok güldürücü falan diyorlar.
Demek ki aslında fazla gülmek iyi değil. Neden? Kul gaflete giriyor, kalbi öldürüyor. Üçüncü hadis-i şerife girelim inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İttekullâhe fissalâti. Üç sefer aynı ibare burada devam ediyor. İttekullâhe fissalâti. Namazda Allah'tan korkun. Namazda Allah'tan korkun. Namazda Allah'tan korkun. Bak muhtemelenler. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri aynı burada bu ibareyi sözlüğü üç sefer tekrarlıyor adışın başlığında. Namazda Allah'tan korkun. Nedir bu adı cemaatimiz? Demek ki kulun namazdayken Allah Teala'ya ibadet etmeye niyetlendi. Yani ya Rabbi rıza şerefin için şu namazı kılacağım. Allah bu bir nevi niyet. Allah'la bir sözleşme şimdi de niyet bakımında. Yani işin arkasında, perde arkasında neler oluyor bakınız. Niyet ettiğim ya Rabbi. Niyet ettiğim Allah'ın için mesela iki namazının sünnetini farzını kılmaya diyoruz. Allah ile bir sözleşme. Yani Allah için bu işi yapacağız diyor. Sonra yüzümüzü kıbleye dönüyoruz. Tek nokta. Bütün küre-i arzda hep oraya dönülüyor. Böyle. Dönülüyor. Sonra tekbir alınıyor. Allahu Ekber diye. En büyük Allah Celle Celaluhu. Yaradan O. Yöneten O. Yönlendiren Mevlamız. Her şeyi gören bilen Mevlamız. Mülk O'nun. Mülkiyet O'nun. Hakimiyet O'nun. Hayatı veren O. Öldür, ölüm veren O. Dilerse kıyameti koparır, mahşeri kurar. Kimse karışamıyor. Kimse karışamıyor. Böyle. Güneşte muazzam patlama olabilir. Dünyaya da durabilir. Kimse karışamıyor. Bak. Nedir bu? Allah-u Ekber'de hepsi buna bakınız. Hepsi buna dahil. Allah-u Ekber'de hepsi dahil böyle. Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti, hakimiyeti, saltanatı, mülkiyet onun böyle şey. Hepsi buna giriyor kardeşler. Şimdi namazda bu kelimeyi alıyoruz, tekbir alıyoruz yani. Kıbleye döndük, abdesti aldık, kıble niyet ettik Allah'a ver. Bir de burada el bağlama bakınız. Allah huzurunda Mevla'ya bir teslimiyet şimdi burada. Eller bağlanıyor, boyun bükülüyor, Allah huzurundayız. Allah Teala bizi görüyor, biliyor ve biz okurken Allah Teala bizi dinliyor. Dinliyor. Şimdi böyle bir durumda iken Allah'tan haşa böyle gafil olarak Allah'ta unutarak başka bir şeye daldığımız zaman bu ne oluyor? Tabii bir edebe aykırı. Yani edepsizlik oluyor muhtemelen. Tabi hem baştan geliyor. Geliyor. Yani gerçekten bakınız Peygamberimiz nasıl buyuruyor? İttekullâhe fissalâti İttekullâhe fissalâti İttekullâhe fissalâti buyuruyor Peygamber. Üç sefer bakınız. Ümmetim namazda Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, namaz Allah'tan korkun. Allah huzuruna korkun. Bütün alem Allah'ın em denetiminde. Onun gözetiminde her şey bütün alemler. Demek ki namazın önemi bakınız önemli. Namazda elimizden geldiği kadar demek ki gafil olmamaya çalışalım. İşlerimizi dışına bırakmaya çalışalım bunları. Yani namazın dışında işlere kalmaya çalışsın. Hadis devam ediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İttekula fîmâ meleket eymânüküm. Bir de
eliniz altından bulunanlara da onların hakkından korkun. Esin tabi köle, cariye vardı. Yani bir kimsenin emri altında, o kişinin buyruğunda kimler varsa, kişi bir üst makamdaysa, onların hakkını koruması gerekiyor. Ezmemesi gerekiyor yani. İttekullah fil zayifeyni. Hadis devam ediyor. İki zayıf konusuna da Allah'tan korkun hakkınız. İttekullah fil zayifeyni. İki zayıf konusunda Allah korkun. Kim iki zayıf? El meretil ermele ve sabiyil yetimi. Biri kolesi olmayan kadın. Ayrılmış, ölmüş kocası, dul kalan bir kadın. Ama iffetli kadın, aileli kadın, Allah'tan korkan bir kadın. İşte bu kadının da korunmasında bir de yetim, sabi, yetim hakkı. Ondan Allah'tan korkun buraya peygamber. Aslında yetim hakkı da muhteremler çok ama çok büyük şey yetim hakkı da. Dördüncü hadisine gireriz inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İtteku davetel mazlumi. Bu da mazlumun duasından sakının, korkun geliyor. Mazlum. Nedir mazlum? Zulme uğrayan, haksızı uğrayan. Ona mazlum deniyor. Haksız yapan da zalim deniyor. Zalim, mazlum. Burada buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mazlumun duasından, ahından sakının. Ve in kâne kâfiren. Bakınız, hadis-i şerife bakınız. Peygamber sözüne bakınız. O mazlum, hatta kâfir bile olsa bakınız. Kâfir bile olsa bakınız. İslam'da insan insandır bakınız cemaatim. Bunu Resulullah söylüyor, hadis-i şerif. İslam'da insan inancı ne olsa olsun insan insandır ama bakın. Onun hakkı vardır İslam'da böyle şey. Halbuki Yahudilere göre bir Yahudi, Yahudi olmayan biriyle İslam olsun, Hristiyan olsun. Bir Yahudi, Yahudi olmayan biriyle konuşsa, yolculuk yapsa, alışveriş yapsa ona mutlaka zarar vermesi gerekiyor bakınız. Yahudilere göre böyle işte. Onlara göre. Bir hadiste Abdullah İbn-i Ömer Hazretleri Hazreti Ömer'in yani oğlu Hazreti Abdullah ki sahabenin fukahalarından kendisi, muhterem kişi kendisi sahabelerden bir gün Medine dışına çıkmış yola giderken Medine'de Yahudiler vardı o dönemde tam da Yahudiyle yolda karşılaşıyorlar. Aynı yere gidiyorlar yola. Tabii konuşuyorlar. Oradan buradan sohbet ediyorlar. Hazreti Abdullah dikkat ediyor. Yahudilerin o kötü inancını bildiği için bakayım bu Yahudi bana ne zarar verecek bakalım diyor. Hatta Yahudinin inancına göre bir Yahudi Yahudi olmayan biriyle bir iş yapsa, konuşsa, geçse ona zarar veremezse günah giriyor onlara göre. Mutlaka hainlik yapacak yani. Hazreti Abdullah tabi uyanık kişi, sahabe. Hep Yahudinin konuştuğu kelimelere bakıyor, hareketine bakıyor. Bakan bana bu ne yapacak bakalım diye. Epey gitmişler. Ayrılma zamanı gelince diyor ki Hazreti Abdullah Yahudi'ye arkadaş benim yüzüm sen bugün günah girdin diyor şu anda. Neden? Senin inancına göre bana sen bugün bir zarar verme gerekiyor burada. Sen bana bir zarar veremedin. Bak ben sana sevap oldum. Sen günah girdin senin inancına göre diyor. Ya da gülüyor. Hayır ben diye günah girmedim. Ama bana zarar veremedin. Ben yaptım yapacağım mı diyor. Ne yaptın? Söylemem. Tutuyor elinden. Bırakmam diyor. Söyle bakalım diyor. Şöyle diyor Yahudi. Ya Abdullah diyor. Baktın çok uyanıksın diyor. Konuşma sözü dartıyorsun diyor. Her şeyi inceliyorsun diyor. Ancak şunu yapabildim diyor.
ara sıra geride kaldım, senin gölgene bastım diyor. Gölgene bastım, arkadan bastım diyor, kızarak bastım diyor. Ancak bunu yapabildim böyle diyor. Şimdi bakın adı cemaatimiz, yani onlar özellikle Müslümanlara, yani Hristiyanlar da Yahudiler bak muhteremler. Bunlar Müslümanlara zararından zevk alıyorlar. Bunlar haşa sanki sahabe giriyorlar bakınız. Bak İslam ne diyor? Hadis-i aynı okuyorum bakın. İtteku davetel mazlumi ve inkâne kafiren bakınız. Mazlumun ahından sakının. Dua sakınız. Kafir bile olsa bakınız. Yani bir insanla karşılaştık ki kafirdir kendisi. Tabi bu dini bir savaş başka muhteremde. Bu konu ayrı. Normalde demek ki bir insan bir kafire bile zulmederse فَنُ لَيْسَ دُونِهَا حِجَابُونَ. Çünkü mazlum zulme uğrayan kişi ahettin beddua etti mi o kabul oluyor. Ona bir engel, perde olmuyor duanın kabul olmasına muhteremler. Özellikle hele çok garip olursa muhteremler. Yani kul öyle bir garip ki artık düşmüş ellerine. Tabi bu resmi makamda olabiliyor bazen. Olabiliyor. Kul mazlum, suçu yok aslında ama kimsesi yok, arkası yok. Garip kul, bazen eziyorlar, şunu bunu yapıyorlar kimseye. O zaman Allah'ın gazabı daha fazla oluyor bunlara. Şimdi inşallah hadis 5. hadis-i şerife geldik aziz cemaatimiz. Bu da hastalıktan sakınmakla ilgili hadis-i şerif, 5. hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İttekul mecizume kema yüttekal esede. Cüzzam hastalığından sakının. Cüzzam. Günümüzde azalı hastalık bir basilden meydana geliyor muhteremler. Cilt hastalığı ve çevresel sinir sistemini bozan, sonra Allah korusun ilerledikçe kişinin organlarını parçalayan, hatta kişinin parmakları kopar, burnu kopar Allah korusun, yüzü çirkinleşir, ya cüzdan hastalığı. Eskiden bu çoktu bu. Bu hastalık çoktu. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İttekul meczume, bu cüzdan hastalığından sakının, korunun bakınız. Demek ki korumak gerekiyor. Korumak gerekiyor. Yine başka şerde geliyor. Bir yerde taun, veba çıkarsa oradaysanız orada kalın, dışarı çıkmayınız. Dışarıdaysa oraya gitmeyiniz. Bir nevi yani karantina uygulanması. Yüzden masalında hemen buraya. Yani burada dikkate çeken bir kelime var burada. Aslandan. Aslandan sakındığınız, korunduğunuz gibi cüzzamdan korununuz. Cüzzam basile yani mikrobu aynen aslan şeklinde mi bak muhtemelen az cemaatimiz. Aslan şeklindeymiş. Tam o dönemde mikroba bilmiyorlar. Hatta meşhur İbn Sina Hazretleri, yani meşhur Türk Müslüman hekimi, o kadar meşhur kendisi, ilk defa bu mikropların varlığını fark etmiş. Ama tabii görümkene kavuşamıyor. O zamanlar öyle buyuruyor. Yazdığı kitap Şifa kitabında vardır, meşhur kitabı. Hastalığı yapan diyor küçük kurtlar var diyor. Ama biz onları göremiyoruz diyor. Yani mikrobun varlığını fark etmiş ama tabii o anda görme imkanı yok kendisinin böylece. Bakınız Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri aşkı bundan 1500 sene önce Peygamber bunu bize bildiriyor aktarımlar. Aslandan kaçar gibi cüzdanlı hastalığında kaçın buyuruyor. Altıncıya gelin inşallah. Bu da cehennemden korumakla ilgili. İttekun nâre.
Nar, Arapça ateş anlamına geliyor. Ateşten, yani cehennemin ateşinden sakının, korunun. Vele bişikki temretin, bir yarım hurma ile olsa da, yani elinizden geldiği kadar bir şey yapın, bir şey yapın, ondan sakınmaya çalışın. Burada Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor, yarım hurma ile olsa da, bu hadis-i şerifi de Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor, Ayşe validemizden. Şöyle bir olay oluyor aziz cemaatimiz. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz evinde otururken bir kadın, dilenci demeyeceğim de, çünkü dilenci bir meslek haline gelmiş günümüzde, onlara kıyas edilmesin, çok bitkin, gerçekten muhtaç, aç bir kadın geliyor. İki de kız çocuğu yanında varmış kadın böyle. Ama çocukları da, kadın da artık bitkin bir halde kapıya oturuyorlar eşiğe, kapıyı vuruyorlar. Hazreti Ayşe annemiz çıktı. Baktı durumlarına, zaten halleri söylüyor durumunu. İçeri girdi, baktı, evinde acaba bir şey var mı da vermek için. Aradı, taradı, evine baktı. Evinde, odasında yalnız üç tane hurma almış, üç de hurma. Bakmadı. Peygamber evinde ekmek yok bakmadı. Zeytinyağı, peynir yok, yumurta yok, şunu bunlar yok. Evinde yalnız üç tane kuru hurma varmış. Hazreti Ayşe annemiz üç hurmayı aldı, bu kadına veriyor. Kadın hemen birine bir kızına veriyor. Üçüncüsü de kendi ağzına atacak. Ama küçük gavruda kızcağız, yavrular açlıktan hurma hemen yutmuşlar. Şekline bir yutmuşlar. Hemen yutmuşlar. İkisi de anneleri üç hurmayı ağzına götürürken yapışıyor, bana ver derden. İkisi yapışıyorlar. Bu sefer kadın abi kendi aç bitkin ama hurmayı ortadan bölüyor. Yarısını bir kızına veriyor. Yarısını bir kızına veriyor. Onlar hemen götürüyor tabii kız çocukları. Gidiyorlar. Biraz sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi. Baktı Hazreti Ayşe annemiz çok duygulanmış, böyle ağlar gibi duruyor. Sordu, ya Ayşe ne oldu? Canın sıkan ne oldu? Ya Resulallah. Az ve böyle bir olay oldu. Baktım kadın da aç. Ama hurmayı yiyemedi kendisi. Yarısını bir kızına, yarısını bir kızına verdi. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ya Ayşe, bak o kadın nasıl evlatlarına merhametliyse Allah'ın daha merhametli kullarına karşı buyurdu. Ve Peygamber bunu buyurdu. Yarım hurma ile de olsa da kendinizi ateşin azabından koruyunuz. Bir genç kızın annesi ölmüş. Aradan çok geçmeden babası da ölmüş. Başka da karısı yokmuş, genç kız. Kız tabi tek başına kalıyor, ağlıyor, sızlıyor, neyse. Elden bir şey gelmiyor tabi. Hep Allah'a yalvarıyor, ne olur ya Rabbim, bana anne babam rüyamda göster diye hep Allah'a dua ediyor. Bir gece rüyasında babasını görüyor muhtemelen. Görüyor. Babası cennette Kevse hırmanın başında, babası ağda sulu idare ediyor böyle. Babası üst makamda, babası cennette. Baba, annem nerede? Annem nerede? Kızım, annen cennete gelmedi. Tabi ruhaniyet o, beden değil. Kızım, annen cennete girmedi. O korkarım cehennemde olmasın diyor kızına. Kızından rüya aleminde cehenneme gidiyor, ona cehennem gösteriliyor. Bir de bakıyor, annesini cehennemde görüyor. Annesi elinde bir kadın giysi, gömleği elinde. Onunla böyle kendini ateşten korumaya çalışıyor hep durmadan böyle. Hani önünün arkasına korumaya çalışıyor. Anne ne oldu sana? Anne sen niye burada iniyorsun? Ah kızım, ben babanı dinlemezdim. Dışarıya çamaşır ipe sererken, ip asarken çamaşırları,
pek kolum falan sıvalı çıkar, dışarı çıkardım. Bunun için burada yanıyorum burada. Anne peki bu elindeki ne bu? Giysin elindeki ne bu? Kızım bir gün ben bunu fakire vermiştim de onun için bana verdiler. Onu kendim buna sakınmaya çalıştım azaptan. Anne diyor kız şimdi bir şey istiyor musun? Kız şimdi soruyor ya da. Anne bir ihtiyacın bir şey istiyor musun kızım? Anneciğim ne yapayım sana? Yavrum su. Bak su diyor su. Yavrum ateşimi çıkamam buradan. İçim yanıyor yanıyor kızım ama bana bir damla su. Ama bana su. Hemen cennete koşuyor. Babası Havuz-ı Kevser'in başında. Baba ne olur o cennet kapırıyla az bir su ver de anneme götüreyim. Kızım bu sonlara haram veremem diyor. Kız birdenbire suyu kapıyor. Bir ses duyuyor. Elim kurusun diye. Uyanıyor kız. Eli kurumuş yoktu hemen. Eli kurumuş. Sonra tabii geçiyor. Demek ki adı cemaatimiz gerçekten insan burada Allah için ne verebilirsek, Allah için ne yaparsak toprağa atılan bir tohum gibi orada melek çıkıyorlar. Yedinci hadis-i şerif geçirmiş inşallah az cemaatimiz. İtteku ferasetel mümini. Müminin ferasetinden sakınınız. Feraset işin aslını görebilme. Manevi görüş anlamına geliyor. Bin nurillah azze ve cel. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla görür. Müminin ferasetinden sakınınız, o Allah'ın nuruyla görür. Bunlar tabi mümini kamile adı cemaatimiz. Bir insan imanda gelirse, olgunlaşsa, kul Allah'tan bir an gafil olmasa, kul hep Allah'la beraber olsa, o zaman kişinin gözünde ilahi nur gelir, kul o iman Allah'ın nuruyla görür. Kul Allah'ın nuruyla işitir. Bu hadis-i şerifi duyan Bağdat'taki bir Hristiyan tabi inanmıyor şimdi buna da düşünüyor o günde o dönemde yani onun zamanında Bağdat'ta en üstün kişi Büyük Evliullah zamanı kutbu Cüneyd-i Bağdat Hazretleri varmış. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri. Ben diyor kıyafet değiştireyim Müslüman gibi görüneyim şimdi Bağdat'a diyor sohbetine gideyim. Bakayım diyor, o Allah'ın nuru beni tanıyabilecek bakalım diyor. Bir de boynuna haç takmış. Boynuna haç takmış boynuna gizli olarak. Tabii 3 gün, 5 gün geliyor. Cüneyt Bağdat'a yaklaşıyor da bakıyor hiç anlamıyor. Öyle geliyor tabi buna kendisine. Artık daim Hristiyan soruyor bir gün Cüneyt Bağdat'a diye. Ya hocam sana bir şey soracağım. Sor bakalım diyor. Diyor peygamber böyle peygamber demiyor da peygamber böyle buyurmuş diyor. Mümini ferasetten sakınınız Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne anlama geliyor diyor. Hacı Cüneyt Bağdat'a bir gülümsüyor. Diyor ki yavrum diyor Hristiyan'a o koyundaki haçı çıkar Müslüman ol diyor. Bu anlama geliyor diyor. Hemen. O zaman anlıyor ki gerçekten müminin ferasetten varmış böylece. Hem ona tevbi İslam'a geliyor az cemaatimiz. İki adı şerif daha var muhtemelen. Bunları not almıştım da. Biri 8.'si şimdi hikmetin başı Allah korku anlamına gelen Resul-i Hikmet Mehafetullah. Her hikmetin başı Allah korkusu. Allah korkusu. Bir insan Allah'tan korkarsa her şey o kuldan korkuyor bakın derler. Az cemaat bakın derler. Yani Allah'tan korkarsa her şey o kuldan korkuyor böylece. Allah'tan korkmayan da her şeyden korkuyor. Vay güneş tutulacakmış. Vay efendim deprem olacakmış. Vay açlığı soğuk olacakmış. Vay şey olacakmış. Böyle olacakmış. Mübarek insan alem boşu boşu ve
Ya alem başıboş mu be? Mevlamız vardı muhtemelen böyle. Her şeyin gözetiminde. Vallahi azim azim cama bakın, deprem de olsa, yani şiddeti kaç derece olsa olsun, yani dünya alt üst olsa, o anda hiçbir şey başıboş değil. Böyle. Hiçbir şey öyle terk edilen bir şey yok böyle şey. Her şey Allah'ın takdirinde, onun kesin denetiminde hakim olmuş oluyor. Lillahi Teala Fatiha. Allah'a emanet olun.